nefes senin bu kursunun en temel şeyi ve öğretinin de aslında hani en başlangıcı. Neden bu kadar önemli? Fizyolojik olarak önce biz iyi olmadan, beynimize yeterince oksijen gitmeden, bir algımız açılmadan, biz bir iyi olmadan bir sonraki o hakikate geçemiyoruz. Zihninle çalıştığında nefesin açılıyor, nefesinle çalıştığında zihnin açılıyor. İkisini birden yapıyorsan, ne kadar çok kafanda kurduysan, ne kadar çok o öyle, bu böyle, o öyle, bu böyle, o doğru, o değil, olana bitene ne kadar çok takılıyorsan, kursta gözümüzü kapasak, hiç kimse soru sormasa, ben herkesin sorularını tek tek yanıtlayabilirim kursta. Çünkü geliyor bana. Kendi aydınlanma yolculuğunda, kendi bilincinde yolculuk ederken artık her bilinç seviyesini duyabiliyorsan o başka bir şey yani. Bağlan o bilince, en üste varıyorsun. Bağlanma. Arkadaşlar, İlkay Boralı YouTube kanalına hoş geldiniz. Çok özel ve kıymetli bir konu ağırlıyorum. Aslında daha önce bir video çekmiştik Neşah, Fidan Karamehmet'le. Ama bakalım şimdi bugün neredeyiz? Mucize kursundayız sevgili Neşah'ın. O yayını izleyenler de hemen hatırlayacaklar. Yayında Neşah, ya böyle bir kursumuz var. Büyük dönüşümler yaşıyor insanlar. Sen de gel, davetlimiz ol demişti. Ben de seve seve demiştim. Aradan aylar geçti. Bugün buradayız. Şimdi hem kursa biraz gördüklerimden bir şeyler sormak istiyorum. Hem biraz Neşat'la sohbet edelim istiyorum. Hoş geldin. Ben de hoş geldim. Hoş bulduk. İkimiz de hoş geldik. Ya Neşat, ilk defa ben bir kursa geliyorum. Hani bunu daha önce de söyledim. Aslında pek çok konuk ağırlıyorum ama böyle seninle yaptığımız o yayında o kadar etkileyici bir şey vardı ki, yani enerjinde ya da ne bileyim o belki ruhsal tanışıklığımızda, benim de orada olmam lazım demiştim zaten. Bütün engelleri aşarak oğlumla kocamı da evde bırakarak gelebildim. Müthiş bir başarı bu benim için. Nefesten başlayalım mı önce? Nefes senin bu kursunun en temel şeyi ve öğretinin de aslında hani en başlangıcı. Neden bu kadar önemli nefes? Aynen. Yani nefes şöyle, bunu kursta da mesela çok anlatmıştım hatırlıyorsan. Şu anda yani dünyada öyle bir dönemdeyiz ki bence insanlığın hakikat arayışı çok yükseldi. Yani ben kimim? Ne yapıyorum? Hayat amacım ne? Hakikat ne? Yani mesela ben bir 5 sene önce bununla karşılaşmıyordum. Şimdi benim bütün eğitimlerime de ön görüşmeyle, hani direkt eğitimlerime kayıt olup gelemiyorsun. Herkes önceden gelemiyor mu? Hayır. Yani önce bir ön görüşme yapmak zorundasın ekiple. Çünkü orada senin adanmışlığın, disiplinin çok önemli. Yani ustalık yolu, genel olarak ustalaşma yolu çok ciddi bir disiplin ve adanmışlık gerektirdiği için önce bunu test ediyoruz aslında bir bakıma. Böyle bir anket doldurtur gibi sana, ankette doldurtup ön görüşme yapıp ondan sonra geçenleri diyeyim, bir sınavda sınava alıp bir bakıma. Geçenler kursa geliyor. Şimdi bakıldığı zaman dediğim gibi çok fazla insanın hakikatle bağlantıya geçme ihtiyacı ve arayışı var ama diğer taraftan mesela sadece meditasyon yapıp, sadece zihin çalışmaları yapıp veya bir takım çalışmalar yapıp nefesinde problem olunca bunu insanların bir türlü o eşiği atlayamadığını görüyorum. Ve o da şöyle, önce fiziksel olarak baktığımız zaman şimdi nefeste bizim bir problemimiz olduğunda bir kere vücudumuza yeterince oksijen gitmiyor. Oksijen aslında yani herkesin tahmin ettiği üzere yaşam enerjimizin kaynağı, aslında yaşam enerjisi ama bir taraftan da glukoza dönüşüyor. Yani gerçekten ATP saf enerjiye dönüştüğü için bütün organlar, yani sadece günlük faaliyetlerini yönetmen için değil, aynı zamanda organlarının maksimum seviyede devam etmesi için nefese, oksijene ihtiyacı var. Ve onda biraz bile azalma olduğunda, düşün ki beynine yeterli oksijen gitmiyor, bu senin algını etkiliyor. Bedenine oksijen gitmiyor, her şeyini etkiliyor. Ve ondan sonra daha sen tam değilsin, fizyolojik olarak tam enerjik, tam sağlıklı değilsin. Meditasyonla, bir takım kitaplar okuyarak veya bir takım çalışmalar yaparak aradığını bulmaya çalışıyorsun. Bu mümkün değil bence. Yani gördüğüm kadarıyla ve bunu birçok kişide görüyorum yani. Fizyolojik olarak önce biz iyi olmadan, beynimize yeterince oksijen gitmeden, bir algımız açılmadan, biz bir iyi olmadan next level, bir sonraki o hakikate geçemiyoruz. Yani düşün ki karnın ağrıyor, gözünü kapatıp nasıl meditasyon yapacağım? Başın ağrıyor, nasıl meditasyon yapacağım? Veya öğrettiğim metotları, başın ağrıyor, nasıl uygulayacaksın? Sırtın ağrıyor, omuzun ağrıyor ya da bir hastalığın var, ilaç kullanıyorsun. O ilaç senin bütün sistemini uyuşturuyor. Şimdi benim bir sonraki, yani gerçekten hakikatle sizleri buluşturacağım metotları sizlerin uygulayabilmesi için sizlerin kanlı canlı tam burada olmaya ihtiyacım var yani. Hoca olarak da.
O yüzden enstitü müfredatımızda da mesela ilk prensip nefes, nefese ben bir bakıma tamir etme gibi görüyorum. Yani bizler kendi özümüzle olan bağlantımızdan kopmuşuz. İşte nefesimizde problemler oluşmuş, zihnimizde bir çarpıklıklar, bir şeyler oluşmuş. O nefesteki çarpıklıkla işte bağışıklık sistemin düşmüş, bir yerlerin ağrımış, tam beynine oksijen gitmiyor, yorgun hissediyorsun, algında problem var, öğrenme güçlüklerin var. Bütün bunları önce bir tamir ediyoruz. Yani önce bir kere bir fiziksel vücudu fiziksel olarak bir nefes tamir ediyor. İkinci olarak beyin fizyolojik olarak çok daha sağlıklı olduğu için düşüncelerini etkiliyor. Çünkü sağlıklı bir beyin demek, sağlıklı düşünme kapasitesi demek. Beynine yeterince oksijen gittiğinde daha objektif, daha mantıklı düşünebilmeye başlıyorsun. O yüzden mesela spor yaptıktan sonra daha ayık oluyorum, daha cin gibi oluyorum. Sabah spora yapıp işe gidiyorum çünkü o zaman daha iyi çalışıyor kafam diyenler çok var. Çünkü sporla birlikte de eğer nefesinde bir problem varsa sporla birlikte onu gideren kişiler de var dünyada. O yüzden nefes, diğer yandan nefes ruhsal olarak baktığımızda da bizim özümüze, öz varlığımıza giden köprü olduğu için bir de o köprüyü tamir ediyoruz aslında. Yani hem fizikselde disfonksiyonel dediğimiz yanlış nefes alışkanlıkları senin sağlığını, duygusal, mental, ruhsal, fiziksel sağlığını etkileyen alışkanlıkları ortadan kaldırıyoruz ve böylelikle her anlamda daha sağlıklı oluyorsun. Diğer taraftan ruhsal olarak o Yunus Emre'nin işte bir ben var benden öte dediği veya bütün aydınlananların, kendini keşfedenlerin, özünü fark edenlerin, işte Mevlana'nın önce kendini bil dediği, kendini biliş, insanın kendine, özüne yolculuğu, yani böyle bir çekirdek gibi, yani düşündüğünde bunu bir kabuk düşünürsen, nefesle oluyor. Ve nefesinde bir problem varsa o köprü aslında kırık. Yani bir şekilde bir köprü var bünyemizde bizi bu boyutun ötesine, ahirete, öze, öz varlığımıza taşıyan ama nefesinde problem varsa o köprü yıkık dökük. Biz o köprüyü önce tamir ediyoruz. Şimdi o köprüyü tamir ettikten sonra her şey çok kolay. Ben senin nefesini açtıktan sonra ya da herhangi birinin yanlış nefes alışkanlığını ortadan kaldırdıktan sonra artık o köprü tamir edildiği için ve artık sağlıklı, canlı olduğun için algın açık, beynine daha çok oksijen gidiyor. Ben oradan sonra artık ikinci, üçüncü prensibe geçebiliyorum. Yani zihninle çalışmaya başlayabiliyoruz. Sana bilincindeki dönüşümü tetikleyecek, işte zihnindeki kalıpları ortadan kaldıracak metotlar gösterdiğimde daha rahat anlıyorsun ve ilerliyorsun. Meditasyona daha rahat geçiyorsun. Yani çok kişi tanıyorum mesela yıllarca meditasyon yapmasına rağmen nefes seanslarını tamamlamış veya mucize kursunu bitirip sonra meditasyona başlamış kişilerden 20 yıl geride olan, yani 20 yıl meditasyon yapmış daha hala o bağ kurulamamış. Çünkü nefesinde bozukluk varsa o bağı kuramıyorsun. Yani o bağı kurduktan sonra da o öz varlığınla ilişkini genişletmek gibi bir görevin var. Yani sadece bu bağı kurmak da yetmiyor. Yani sadece nefes seansları yap, kendinle oturmadığın zaman, kendinle vakit geçirmediğin zaman, meditasyonu çok iyi öğrenmediğin zaman, kendinle, halinle, neyse o, yüzleşmediğinde, kalmadığın zaman da olmuyor. İşte diğer taraftan hep anlattığım tortular var, bir sürü çarpık düşünceler var, onu ortadan kaldırmak gerekiyor. Çünkü o senin özünle ilişkini engelliyor gibi. Böyle beş prensip var ama bu prensibin en başı, birinci adım nefes. Yani müfredatımızda da mesela önce nefes, sonra öbürleri sonra geliyor. Ve aldığım sonucu da ona borçluyum bence. Şimdi mesela ilk nefes aldığım seansta işte 5-6 kişinin başında da bir ayrıca koç var takip eden. Seansın sonunda Saliha Hanım geldi ve dedi ki çok çaba sarf ettin başta. Sen dedi hayatta da çok çaba sarf eden biri misin? Oh. Evet dedim. Yine ağlamamak için zor tuttum ben. Çaba. O çaba, yani nefes alışverişinden böyle insan kimdir, nedir, her şey ne yapıyordur öyle. Çıkıyor evet. Mu ortaya? Her şey. Yani orada da şöyle şuradan yola çıkayım. Nefes bir davranış biçimi. O yüzden aslında nefes alışkanlıkları, yanlış nefes alışkanlıkları ve nasıl değişeceği aslında davranış bilimlerine dayanıyor. Mesela o yüzden bütün bu üzerine çalışabilmek için mesela kabul ettiğim görevlerden biri Amerika'da ben bir davranış bilimleri yüksek lisans okulunun başkan yardımcısıyım biliyorsun ve düzenli olarak biz davranış bilimi üzerine diploma programları, master degree programları organize edip yapıp
Bir de bir taraftan bunları veren hocalarla sürekli iletişim halindeyim. Aynı zamanda o okulun bünyesinde zaten dünyadaki tek nefes bilimleri fakültesi. Niye bunları söylüyorum? Çünkü nefes bir davranış biçimi ve klasik davranış bilimleri temeline oturtulduğunda nefesteki çarpık davranış biçimi çok daha iyi anlaşılıyor. Ve nefesteki davranış biçimi aynen tikler gibi veya kambur durmak gibi farkında olmadan yaptığın, çocukluktan itibaren öğrendiğin ve belli duygularla senin temasını kesmek için. Yani o yüzden o köprü yıkılıyor zaten. Yani belli duygular bize çocukken ağır geliyor. İşte öfke olabilir, işte nefret olabilir, üzüntü olabilir. Bilmiyorum ya, ailede biri öldü, çok mu üzüntü var, neyse. Biz onlarla nefesimizi bozarak ve kendimizle ilişkimizi de bozarak mücadele edebiliyoruz. Ve sonra bu alışkanlığa dönüyor. Yani bir kere kambur durmuşsun, sonra hep alışkanlığa dönüyor, kamburlaşıyorsun. Veya işte bir şey oluyor, bir hareket yapıyor vücudun, sonra o bir davranışa dönüşüyor. Tik deniyor mesela, sürekli böyle yapıyorsun gibi. O yüzden nefes de bir davranış biçimi. Farklı düşüncelerimizin yansıması, farklı davranış biçimleri geliştiriyoruz. Mesela çabalamalıyımla, yani hayatta çabalamamız gerektiğini düşündükçe biz aşırı diyaframa nefes alıyoruz. Ve aşırı diyafram nefesine sahip kişilere baktığında hepsinde bir aşırı çabalama var. Yani olanı akışa bırakamama, teslim olamama, çok detaycı olma, işte her şeye müdahale etme ihtiyacı. Mesela bunların hep o şeyden gibi. Akacağım ben, öğreniyorum. Yani yani hem zihindeki o düşünceyle hem nefesteki o birbirini sürekli destekliyor. Nefesini ve hayatı öyle yaşıyorsun ondan sonra. Değişecek mi yani hayatın değişiyor, olanları? Değişiyor. Yani nefeste o çabayı bıraktığında, çünkü davranışsal olarak bu seni etkilediği için yaşamında da çabayı bırakıyorsun. İşte mesela nefeste karın nefesi iyi olanlar, daha ayakları yere basan kişiler, daha güçlü kişiler, daha mantıklı kişiler, karın nefesi gittikçe hafif uçuyorsun. Uçarı biri oluyorsun mesela. Uçma eğilimindesin mesela. Ayakların yere basmıyor, ne istediğini bilmiyorsun, kaybolmuş hissediyorsun. Mesela dengesiz nefesler var. Dengesiz nefes manyetik alanında bir dengesizlik yarattığı için gerçekten hayatında dengesizlikler oluyor. Tam bir şey olacak gibi oluyor, boşluğa düşüyorsun. Çünkü nefesinde de tam bir şey olacak gibi oluyor, boşluğa düşüyorsun. Dolayısıyla genel olarak bir kere hani yılların araştırması sonrasında ve Nefes Bilimleri Fakültesi ile de bunun üzerine çok çalışıyoruz. Bir kere nasıl düşündüğün, nasıl düşündüğünü belirliyor. Yani bir şekilde düşünceler ve nefes arasında bir link, böyle bir bağ var ve çok güçlü. Ve ikisi sürekli birbirini etkiliyor. O yüzden zihninle çalıştığında nefesin açılıyor, nefesinle çalıştığında zihnin açılıyor. İkisini birden yapıyorsan, şu an mucize kursunda onu yapıyoruz, İşte mucizeler oluyor. Ya şimdi nefesten gene bir iki sorum daha var. Nefes benim en bilmediğim konu olduğu için galiba beni biraz orası fazla şey, ya insanlar da duysun istedim açıkçası. Nefes seanslarında ne yaşa? Bağıranlar oluyor, ağlayanlar oluyor. Ya ben şimdi yaşamadığım için onların ne yaşadıklarını merak ediyorum ve seni de bir köşede kıstırıp sormak istiyordum. Sonra şimdi burada oluyor? Sorayım. Ne oluyor onlara? Şimdi ne oluyor? Tam olarak şöyle oluyor. Bizler derin nefes aldığımızda solunum alkolozu denen bir durumun içine giriyoruz. Ve solunum alkolozunun, orada yaşanan kimyasal değişimin şöyle bir özelliği var. Bünyende muhafaza ettiğin ne kadar çarpık düşünce ve ona bağlı duygu varsa onları tetikliyor ve yüzeye çıkarıyor. Yani solunum alkolozunun böyle bir enteresan bir tarafı var. Bu da yani 40 sene önce, 45 sene önce işte ilk breathwork teacher'ları diyeyim, ilk nefes, yurt dışında nefes koçluğu değil, nefes çalışmaları uygulayıcısı falan deniyor ama nefes çalışmaları uygulanmaya başladığında o zaman ilk fark edilmiş zaten. Yani bir şekilde derin nefeslerle vücut kimyamız değiştiği için ve aslında bir doktorla konuşsan solunum alkolozuna giriyor bu insanlar diyecek ama işin ilginci, bence en ilginç bölümü burası. Tıp literatüründe solunum alkolozu eşittir İşte ellerde ayaklarda titreme, ellerde ayaklarda karıncalanma, baş dönmesi, mide bulantısı, işte duygusal boşalmalar, ağlamalar, böyle literatüre böyle geçmiş. Ve fakat solunum alkolozu olan herkeste, yani solunum alkolozu da şey, karbondioksit oranının çok düşmesi. Oksijen çok yükseliyor, karbondioksit düşüyor ve böylelikle vücudun pH dengesi bozuluyor ve çok alkali oluyorsun. Alkali olduğunda da normal tıp literatüründe bunlar oluyor diyor. Ve fakat solunum alkolozu olan ve karbondioksit böyle düşen herkeste bütün bunlar olmuyor. Bazılarında oluyor. Kimlerde oluyor ya baktığın zaman,
kimde daha çok, yani negatiflik diye anlatılıyor ama negatiflik değil onlar aslında, çarpık enerji veya kimin manyetik alanında daha çok elektrik enerjisi varsa, kimin bilincinde daha çok çarpıklık varsa ve kim daha duygu yükleriyle bezenmişse ona daha çok oluyor. Yani bütün o ağlamalar aslında, yani şey gibi düşün, kim böyle sırtına daha çok yük biriktirdiyse, geçmişten bugüne kadar yüklediği anlamlarla ona iyi, bunu kötü, bu çirkin, bu güzel deyip ne kadar çok duygu biriktirdiyse, acılar, üzüntüler, işte neşe, hepsi, solunum alkolozu onları tetikliyor. Eğer ve o birikmiş, yani şey gibi, hani böyle karanlık kalan, yıllardır senin bütün pisliğini attığın odanın kapısını açıp ışığı açmak gibi. Hepsini dışarı çıkarıyor. Ve müthiş ama, bir şifa oluyor tabii, o sırada değil mi? İyileşiyorlar. Yani her seviyede, her tür enerji bedeni level'ında diyeyim, her enerji bedeninde bir şey oluyor, arınma oluyor. Fiziksel, duygusal, mental, ruhsal. Yani hem fiziksel detoks, hem ruhsal detoks, hem mental detoks. Bu tabii çok enteresan. Yani bir taraftan tıp literatüründe bir genelleme yapılıp, çünkü genelleme %90, %95'te bu tetikleniyor. Ama öyle kişiler var ki olmuyor. Ben şu anda mesela kendi adıma, sende de öyle tetiklenmemiş, olmamış. Ne kadar olursa olsun, yani demek ki öyle bir kirli bir taraf olmadığı için orada arka planda, manyetik alanda ortaya çıkmıyor. Ve bütün bu kurs aslında... Ama %95'te onu oluyor, ortaya çoğunlukta tabii, oluyor o zaman. Çoğunlukta oluyor. Aa, hayır, insan da olsun istiyor Nevşah. Yani diyorsun ki nasıl bir kafa, ben de yaşayayım şunu diyorsun yani ama. Hani çünkü güzel bir, tatlı bir, ne bileyim, elektrik boşalma bir yani şey yaşıyor insanlar. Yani şey gibi, yani elektrik hattı yaratıyorsun aslında derin nefeslerle ve elektrik varsa bünyede tetikleniyor ve yüzeye çıkıyor. Anladım. Elektrik yoksa tetiklenmiyor. Bu aslında gün içinde de öyle. Mesela baktığımız zaman çoğunluk yaşam deneyimin içerisinde birçok şeyden tetikleniyor. Sadece azınlık bir grup var mesela, onlar tetiklenmiyor ve yaşama devam ediyor. Yani bu hani doğal olarak süreç gereği de olabilir bazı kişilerde. İşte daha fazla sorumluluk aldığı için, hayata daha erken yaşta başladığı için, ne bileyim daha çok çalıştığı için, belki işte o bit dit 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 yapmaya vakti olmadığı için öyle kalıyor yani. Mecburiyetten. Birçok kişi, yani bu mecburiyet olarak gözüken şey aslında hayatın sana getirdiği bir armağan olabilir. Yani hayat sana öyle bir kurgu yaratmıştır ki o mecburiyetten zannettiğin şey aslında sana verilen bir şeydir yani, bir vaha gibi bir şeydir yani, diğer insanların sahip olmadığı. Çünkü ya eylemdesin ve andasın, ya yani dedikodu diyeyim, işte eleştiri diyeyim, çekiştirme diyeyim, ya da öyle bir alandasın. Şimdi ona vaktin yoksa ve eylemde kalıyorsan o birikmiyor zaten. Yani ne kadar çok kafanda kurduysan, buraya gelen ve bu tür deneyimleri yaşayanlar için, ne kadar çok kafanda kurduysan, ne kadar çok o öyle, bu böyle, o öyle, bu böyle, o doğru, o değil, işte o iyi, o kötü, o yanlış dediysen, olmamalıydı, yapılmamalıydı. Ne kadar dünya yaşanırken olana bitene ne kadar çok takılıyorsan, bu seanslarda onlar yüzeye çıkıyor. Burada da o kadar çok deneyim yaşıyorsun. Takılmıyorsan ve yaşayıp gidiyorsan dümdüz eylemde, o zaman bu olmuyor. Çok takdir ettiğim bir şey var. Ondan da hemen bahsedelim. Şimdi bu kurslara gelebilenler çok şanslı. Ki sana videoda sormuştum, ya bizim imkanımız yok, gelemiyoruz diyenlere ne dersin? Onun cevabını izlesinler o videoda. Ama bir uygulaman var. Yani hani herkesin uygun bir miktara telefonla indirebileceği. Orada da her şey var mı? Yani bütün bu nefes aşamalarını geçebilir miyiz? Yani nefesle ilgili şifa, çünkü zaten Breath Hub'ın, yani uygulamanın ana amacı Türkçe olması da tabii çok çok önemli. Çünkü dünya çapında aslında biz bir hocalar olarak bir grup bu aplikasyonu yapıyoruz ama ana, hani hep diyorum ya, eğitimlere dalga geçerek parayı veren düdüğü çalar. Ana yatırımcı ben olduğum için yani dünya çapında hani bu projeye öncülük eden diyeyim, yatırımını yapan, çok da büyük bir yatırım aslında. Yönü de ben çiziyorum. O yüzden İngilizce ve Türkçe başladı. Çünkü Türkiye'de çok öğrencim var. Bir kere bir vefa borcum var herkese. Ve çok uzun yıllardır şeyi çok alıyordum. Ya işte hem Türkiye'de hem dünya çapında bu nefes eğitimleri çok işte bir bütçe gerektiriyor. Bir şey yani, onu da anlıyorum. Sonuçta nefes hocasının da bir yerden para kazanması lazım. Yani bunu belli bir ücretin altına yapamazsın. Ama hazır böyle bir teknolojik platformda bunu yapabiliyorken şöyle diyeyim. Ben kendi eğitimlerimde uyguladığım, burada nefes seansı olarak uyguladığım bütün nefes seanslarının içeriğini Breath Hub'a yükledim. Yani burada yapılan, belki benim anlatımlarım yok, belki mucize kursu deneyimi yok ama
nefes deneyimi ve nefes seansı olarak hepsi var. Hı-hı. Onun dışında mucize kursunun olmasının sebebi olan ve yine bunun arkasındaki öğreti, mucizeler kursu öğretisi, 365 günlük bir zihin dönüşüm programı. Tamamı yine benim sesimden var. 365 günlük bir program. Gün gün uyguluyoruz yani. Aynen. Diğer hocaların sesinden ve dünya çapında yapılan tüm nefes kurslarının, öyle diyeyim, çünkü farklı nefes okulları var, farklı nefes teknikleri var, farklı nefes uygulamaları var. Aslında biz nefesimizdeki yanlış nefes alışkanlığını, hele ki bir yanımızda bir koç hoca olmadan kendi kendimize değiştirmek istiyorsak, hepsini uygulamamız lazım. Çünkü kalıplaşmış bir şey ancak farklı farklı uygulamalarla çözülüyor. Çünkü bizim amacımız o kalıplaşmış nefes davranış biçimini ortadan kaldırıp senin nefesini açmak. Ve bu uygulamayla bunu yapabilirsin. Yani düzenli olarak uyguladığında ve çok uygun fiyata, yani hani %1 bile değil, 1/1000 fiyatına bir uygulamanın içinde 800'den fazla seans var ve isteyenler onu indirip işte her gün düzenli nefes seansları yaptığında 5-6 ay içerisinde bunu yapabilirler. Yani ben ona çok büyük bir hizmet olarak bakıyorum. Zaten bir misyon da o benim için, yani daha uygun fiyata yapamaz mıyız? İnanılmaz bir yatırım. Yani bilmeyenler için, hani teknolojik dünyayı, app dünyasını biliyorsanız gerçekten çok inanılmaz bir yatırım. Yani kâra geçmesi bir de çok uygun ve çok ucuz falan olduğu için, yani 5-6 sene alacak bir uygulama hani kâra geçmesi için, çünkü milyon insana ihtiyacın var. Yani böyle 200-300 bin, 50 bin, 60 binle kâra geçirebilecek sistemler değil bunlar. Çok daha büyük bir iş modeli ama ya bu iş modelinden çok farklı. Benim kendi Nevşehir Enstitü'deki eğitimlerimden. Burada çünkü daha bireysel, daha ben varım, benle bir şey ortaya çıkıyor. Nefesini açmak isteyenler için çok iyi bir uygulama. Yani çok çok büyük bir hizmet. Mümkün olan en uygun fiyata. Yani bu kadar çok hocaların sesinden, profesyonel seslendirmeyle rehberli nefes çalışmalarını yüzlerce, İşte benim kurs içeriklerim var, başka hocalarınki var, başka ekollerinki var. Yani dünya çapında ne kadar nefesle ilgili içerik varsa, çalışma varsa hepsini bu platformda bulabiliyorsun. Ve inanılmaz uygun bir fiyata yani. Hani bence bunu kaçırmasınlar. Gerçekten hani, müthiş bir hizmet. Gerçekten çok çok iyi bir hizmet. Peki yani İçine girdiğimizde kayboluyor muyuz? Nereden başlayalım? O kadar şeyin içinde nasıl seçeceğiz? Yani şöyle şeyler var, kategoriler var. Yani zaten nefes çalışmaları ihtiyaca göre olması gerekiyor. Çünkü davranış analizinde de mesela nasıl nefes aldığınla ilişkili olarak, mesela çaba nefesin varsa, diyaframı kullanıyorsan dinlenme ihtiyacın var. Sakinleşme ihtiyacın var. Çünkü o seni aynı zamanda hyper yapıyor, hiper yapıyor. Şimdi o yüzden de o ihtiyaca göre biz nefesleri kategorilendirdiğimiz için kişinin kendine sorup benim şu an neye ihtiyacım var? Mesela odaklanmaya mı ihtiyacın var? Biz senin odaklanma probleminin hangi nefes alışkanlığından kaynaklandığını bildiğimiz için o probleme hangi nefes tekniğinin iyi geldiğini de biliyoruz. O yüzden odaklanma problemi olan o problemi giderirken aynı zamanda o probleme sebep olan nefesteki problemi de gideriyor. Veya örnek veriyorum, enerjin mi yok? Niye yok? Diyaframından koptun muhtemelen. Bir bakıyorsun enerjimi arttır seanslarında diyafram nefesleri var. İşte uykuya mı dalamıyorsun? Hop oradan bir şey seçiyorsun. Veya kilo mu veremiyorsun? Belki aşırı nefes alıyorsun, karbondioksit oranın düşüyor. Buna bağlı olarak hücrelerinde oksijen azalmış. İşte yiyemiyorum diyorsun ya, hani o yok. Aşırı iştah var. Hemen kilo vermene yardımcı oluyor. Yani aslında kategorilerde ihtiyaca göre kişi benim şu anki ihtiyacım ne diye düşündüğünde hemen seçebiliyor. Bir de bizim senelerdir üzerinde çalıştığımız, özellikle nefes bilimleri fakültesindeki işte davranış bilimciler, psikiyatristler, psikologlar, dünya çapından nefes hocalarıyla geliştirdiğimiz bir algoritma var. Geliştirdiğimiz bir nefes analizi sistemi var. Sana biz belli sorular sorarak nasıl nefes aldığını anlayabiliyoruz ve sana özel bir yolculuk da tasarlayabiliyoruz. Yani aynen bir nefes koçuyla çalışmışsın gibi. Çünkü nefes koçunun görevi, birebir çalışsaydın nefes koçu ki, yani bir nefes koçu, özel bir nefes koçuyla çalışmanın bedelini soruyorsan, tek bir seans şu anda yani 250-300 TL'den başlayıp 1500 TL'lere kadar gidebilir yani. Ve nefesinin o açıklığa gelmesi için en az 10 seansa ihtiyacın var diye düşünürsen, aslında böyle bir uygulamanın ne kadar uygun olduğunu göreceksin. Yani o fiyata bir senelik üyelik alıyorsun, yani hani yüzlerce teknik. Bir nefes koçuyla çalışıyor gibi analizini yaptırıp sana özel bir yol haritası çıkarabiliyorsun. Yani bir nefes koçu gelip seninle çalışsaydı ancak onları uygulatırdı zaten.
O yüzden uygulamalarda tek tek devam edip maksimum sonucu alabiliyorsun. Aklımdaki ilk şey uygulamayı indirip nefese devam etmek. Nefes almıyormuşum. Yani bir kere bunu öğrendim. Kesin eminim nefes evet. almıyormuşum. Yani devam etmek ve ben bir uzman olarak herkese o analiz sisteminde kullanmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü o da yani dediğim gibi 20-25 senelik çalışmanın eseri ortaya çıkan çok sağlam bir sistem yani. Hani size özel bir yola çıktığınızda kesin o nefesiniz açılacak ve başka bir seviyeye geçeceksiniz yani. Çok teşekkür ederim. Yani bu nefesle ilgili kısmı olmuş oldu sadece ama nice yayınlar yapalım inşallah Nevşah. Kursa gelenler nefeslerini doğru alıyorlar ama sonra bir de senin şok sunumlarınla karşılaşıyorlar. Şimdi hangi birinden nasıl mümkün değil tabii ki sen onu 5 güne yaymışsın. Ayrıca diyorsun ki bu da daha bir ilk adım. Hatta bugün şey dedin, size her şeyi açıklıkla anlattığımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz dedin. Ki anlattıklarım bile çok ileri seviye bu grupta şu Kesinlikle an. Kesinlikle öyle. Hani bir taraf, zaten hani anlattıklarını anlamaya çalışmakla geçiyor bir taraftan ya da hazmetmeye çalışmakla bu 5 gün. O müfredatı nasıl oluşturdun peki Nevşah? Yani bu da çok yani onca şeyin içerisinden o 5 gün nasıl oluştu? Yani bir kere bu şey gibi yani o 5 gün nasıl oluştu? Bir ikincisi yani mucize kursu nasıl oluştu? Bir ikincisi bütün Nevşah Enstitü müfredatı nasıl oluştuğunun aslında tam cevabı benden oluştu. Yani tam cevabı benden. Hani özden ve kendiliğinden aslında. Ve yaptığım şey yani şöyle gelişti bütün yolculuğuma baktığım zaman. O yüzden zaten hep adanmışlık diyorum. Şimdi bu dünyada belli bir sistem var ve belli kurallar var. Ve bu dünyada ne işi yaparsan o alanda gelişerek devam ediyorsun. Yani örnek veriyorum mesela televizyonculuk mesleğinde bir sunucu olarak örnek veriyorum. Birinin ilk ekrana çıktığıyla, ilk ekrana çıktığı günle her gün yayın yapmaya devam edip 3 sene sonraki ekrana çıktığı halini düşün. Orada ne oluyor? Aynı şey katlanarak ama yani aynen bir kar topu efektiyle bilinç yolculuğunda oluyor. Yani ilk medita ve öyle bir şey ki şimdi şöyle de düşün. Mesela ben bir spikerim diyelim. Spikerlik eğitimi aldım. İşte ilk kamera karşısına çıktığımda nasılım düşün. İşte haftada bir kamera karşısına çıkıyorum bir sene boyunca nasılım düşün. Haftanın her günü kamera karşısına çıksaydım nasıl olurdum onu düşün. Haftanın her günü iki kere kamera karşısına çıksaydım ne olurdu onu düşün. Şimdi bir takım yetenekler gelişiyor ya. Aynı şekilde bilinç yolculuğunda da aynı gelişme oluyor. Yani ilk meditasyonunu yapıyorsun, başka bir deneyim. İkinci, üçüncü, beşinci. Her gün yapmaya başlayınca başka kapılar açılıyor. Her gün iki kere yapmaya başlayınca bambaşka kapılar açılıyor. Sonra artık belli bir noktadan sonra yani biraz evvel verdiğim örnekten 30 sene spikerlik yapmış birinin artık bir spiker olarak nelerle karşılaşabilirsin ve ne yapman lazım, sesini nasıl kullanman lazım, bütün bunları yani 25-30 seneyi anlatmasının imkansızlığı kadar aslında benim bu bilgileri 5 güne sığdırmam imkansız olduğu için bir müfredat var. O müfredata bile sığmayacak bir şey. Çünkü ben kendi bilinç yolculuğumu anlatıyorum size. Orada aydıklarımı anlatıyorum. Yani işte bir meslek sahibi olan birinin o mesleği icra ederken işte bir ayakkabı yapan birinin 40 sene, 30 sene günde bir ayakkabı, iki ayakkabı eski dönemden bahsediyorum tabii. Yapan birinin bir ustanın sana sonra bunu öğretmesi yani. Aslında bu ondan başka bir şey değil yani. Ben de bilinç yolculuğunda ustalaşmış bir kişiyim. Yani nasıl bir ayakkabıcı ayakkabı yapıyorsa, kundura ayakkabı yapıyorsa, işte bir spiker her gün belli bir vaksin arıyorsa ben de 25 senelik bir süredir her gün aksatmadan en az 1,5-2 saat, çoğunlukla 3 saat her gün yapıyorum canım. Sabah kalkar kalkmaz zaten şey gibi bu. Sabah ben ilk kalktığımda eşim ya da çocuklarım, yani yanımda eşim ya da o an biri içeri girse ilk kalktığım an merhaba demezler, günaydın demezler yani. Çünkü acayip suratsız bir şekilde direkt gözlerim kapanıyor benim. Veya gün içinde benim bir saatim var mesela işte akşamüstü aralarda mesela gidip yarım saat 40 dakika meditasyon yapıyorum ki burada az yapıyorum. Yani minimum yarım saat sabah, yarım saat akşam yapıyorum şu an. İlk 20 dakika 20 dakikayla başladı. Genelde de 3 saate yakın düşünmeye, bilincimle çalışmaya, meditasyona ayırıyorum. Yani
bu dünya üç boyutlu dünya değil, benim günümün birkaç saati bu dünyanın ötesindeki bilinçle geçiyor. E şimdi bunu bu şekilde yaptığında, yani bir sene değil, iki sene değil, üç ay değil, dört ay değil, ben 20 seneden bahsediyorum yani. Bir yere varıyorsun ve o vardığın yerdeki bütün o bilgileri, ya zaten tamamını anlatamazsın, kelimeye dökemezsin de, anlatsan da çok ileride. Yani hani o yüzden ben mesela tam o noktada da bir de bir sanatçı kimliğim var bence. Kesinlikle. Bunları kelimeye dökebilme yeteneği. Ayrıca... Yani o benim yeteneğim. Yani belki her bu yolculuğu böyle geçiren bunu kelimeye döküp formülize edemiyor belki de. Yani bir müfredata dönüştürme, müfredat nasıl oluştu, müze kursu nasıl oluştu cevabı da kendi bilinç yolculuğumda ilerlerken bunu hızlandırmanın diğerleri için özellikle yollarını aradım hep. Ve belli metotlarla onu ekleyip, onu ekleyip, onu ekleyip 100 tane metodun içinden bir tanesini seçip mucize kursu ve bu müfredat oluştu yani. Hani onu nasıl hızlandırabiliriz? Çünkü bilinçte yani nasıl bir yol olduğu belli, nasıl engebelerden geçtiğin de belli. Ve o engebelerden seni ben nasıl atlatırım mı düşünürken metotlarla karşılaşıyorum senelerdir zaten ve müfredat öyle oluştu yani. Hani benim 20 yıllık yolculuğuma, yolculuğumda geldiğim yere belki sen 3-4 sene içinde gelebiliyorsun bu sayede. Koçlar da var, eğitim almak, yani koç olmak için değil mi? Kursa aynen. Katılanlar da var aynı zamanda. Bir ekibin var seninle birlikte çalışan. Hepsi senin okulundan mezunlar. Yıllardır evet. mı çalışıyorlar? Evet, yani bazıları yıllardır, bazıları 3-5 yıldır, 15 yıldır olan var falan. Ve müthiş bir şey, enerji de var hani aranızda. Evet. Koçları özellikle gittim sarıldım. Konuşmadan anlaşıyoruz. Konuşmadan. Yani şöyle şeyler oluyor koçlarla. Gerçi benim hayatımın diğer her şeyinde oluyor. Yani kursta da bu çok oluyor. İşte zaten bunlar anlatamadığım bölümler. Bilinçte kaldıkça, şimdi hepimiz o aynı bilince bağlı olduğumuz için oradaki ustalık arttıkça o bilinçten buralara düşenleri de görüyorsun yağmur damlası gibi. Hep söyledim ya mesela kursta gözümüzü kapasak hiç kimse soru sormasa ben herkesin sorularını tek tek yanıtlayabilirim kursta. Çünkü geliyor bana. Mesela bugün eğitmen arkadaşlarımdan biriyle bir arkadaşım geldi mesela gruptaki. Seninle bir şey konuşmam lazım 15 dakika dedi. Ya ben onun soruşundan anladım ne soracağını. Ve direkt onun cevabını verdim ona mesela. Nereden bildin dedi. Yani nerede? Ya o kadar apaçık ortada ki işte onu anlatamıyorum zaten. Yani onu anlatmak çok, çünkü bu çok bir de insanlar için korkutucu bir şey yani. Yani düşün ki ben ya her karşılaştığım insanın bütün düşüncelerini okuyorum desem. Okuyor musun? Demiyorum işte bunu. Okuyorum ama demiyorum diyor yani. Peki tamam, son bir şey soracağım. Ya o zaman çok çıplak ve şey hissediyor insan. Ya okuyorum demeyeyim de. Ve böyle bir talebim de yok aslında. Hı-hı. Bir de böyle bir şey var. Bence zaten böyle bir talebin yoksa. Çünkü olur. Böyle bir talebin varsa herkesin ne düşündüğünü bilsem orada ince bir şey var. Hı-hı. Ama sen saf bir şekilde hiç böyle bir talebin yoksa ve sadece yani kendi aydınlanma yolculuğunda, kendi bilincinde yolculuk ederken artık her bilinç seviyesini duyabiliyorsan o başka bir şey yani. Talepsiz bir duyum var ve orada bence şey var. Şöyle işliyor İlkay, çok enteresan bir bu ben yani şöyle bir durum, çok komik olacak ama hani izleyenler de çok garip gelebilir bu söyleyeceğim, ama bir kişi bilincin tamamı bile ona açılsa ve herkesin zihnini okuma yeteneği dahi olsa, bunu onların rızası olmadan yapmak istemediği zaman hepsini duyabiliyor. Hı hı. Ve o yüzden orada karşımdaki kişiden değil ama benden dolayı öyle bir nezaket var ki senin izin vermen gerekiyor. O yüzden mesela salonda ya istesem anında hepsiyle temasa geçebilecek şeydeyim yani. Hani anladın mı? Fakat o öyle bir seviye ki onu yapmanın bedelini de bildiğim için ben razı değilim ona. Öyle olunca da sistem şöyle işliyor. Biri bir soru sorduğunda duyuyorum sadece. İhtiyacı veya olduğunda. Biri benim onu görmemi istediğinde, benim onu duymamı istediğinde, mesela seni düşündüm, beni aradın. Seni konuşuyorduk, bak şimdi sen aradın. Mesela ekibimle hep ilişkimizde bu geçiyor. Tam seni konuşuyorduk. Acaba Nevşah, ve öyle gerçekleşiyor ki orada bir formül var aslında. Mesela benim hakkımda konuşuyorlarsa hiç önemli değil.
ne zamanki kendi aralarında acaba Nevşah buna ne der diyorlar, ben arıyorum. Ne zamanki kendi aralarında acaba Nevşah bu konuda ne düşünür der, mesaj atıyorum o konuyla ilgili. Çok enteresan. Anlatı orada çünkü bir şey var yani, nezaketen o bunu talep etmeden veya şey var, mesela meditasyonlarda çok yaptığımız, bu en son Göbekli Tepe meditasyon kampında grubu da hazır hissettiğimde mesela şey diyorum, isteyenler şu anda benim bilincimle bağlantıya geçebilirler. Ve gene onların rızasıyla onları bir yere taşıyorum mesela. Veya isteyenler benden bilinciyle çalışmamı isteyebilirler gibi. Çünkü orada şey yani işte o kadar enteresan ki o kutsal ruh ve kutsal varlığımız gereği senin rızan çok önemli. Yani senin rızan olmadan her şey ya bilgelik dışı diyeyim. O yapamaz yani belli bir. Göbekli Tepe'ye gittiniz zihin ya. Zihin seviyesinde Neşe, olan hani biri. Bir taraftan insanları algılarken dünyanın da bir enerjisi var. Hatta dünya ötesinin de hani ne hissettin ya da ne bileyim hani şimdi bir zaman içinden geçiyoruz ya, paylaşmak istersen. Ne bileyim işte insanlıkla yaşadığımız zamanla yani ilgili. Çok çok şey bence oradaki köklenen enerji de çok kıymetliydi. Orada grup çok önemli. Yani genel olarak şu an hani bu bence yine aynı şeyi söylüyorum. Klasik Vedik meditasyonu öğrenen, Nevşah Enstitü'de öğrettiğim her şeyi uygulayan, bilinciyle çalışmaya kendini adayan herkes için, benim yaptığım yapan herkes için geçerli. Yani orada ben özelim falan hiç öyle bir şeyim yok yani. Kursa aynı benim özelliğim adanmışlığım ve disiplinim bu konuda ve bunun kıymetini bilmem. Ama aynı adanmışlığa sahip ol, sen de yaptıklarımı yap, Nevşah Enstitü müfredatında öğrettiklerimi aynen uygula. Yani belli bir noktada işte zaman mekan döngüsünden özgürleşip sadece an hakikatinde ve bütün boyutlara aksesin oluyor. Kesin. O kadar değil yani. Hani tahmin edemeyeceğimiz güçte bir şeyimiz var yani. Hani ve şeyde orada mesela yani başka boyutlardan başka yaşam deneyimlerinden de çok öğreniyoruz. Mesela yeryüzündeki mevsimleri yönetme gücümüz var. Benim öyle bir gücüm olduğu için demiyorum şu an yani. Hiç yakınından bile geçmiyorum şu an ama böyle bir gücümüz var. Yani yer küreyi değiştirme gücümüz var. Otursak, bilincimizle vakit geçirip o dehlizleri keşfetsek çok çok acayip bir şey yani. İnsanın bu gücü var. Çok acayip yani. Zaten insan derken bilincin gücü var yani. Sen insanlığını bırakıp bilince geçtiğinde bu oluyor. Ki ne oluyor bu içinde geçtiğimiz? Hani herkes diyor ya bir uyanış zamanı şimdi, yok bir şeyler çok iyi olacak. Her zaman var, olduğu çok oluyor. Kötü olan her zaman olan var. Oluyor. Yani hiç değişmiyor. Şey evrimleşme hiç değişmiyor. Yani yüzyıllardır aynı döngü devam ediyor. Sadece %3-5 ustalaşıyor. Ve orada şey çok önemli. Yani rehberini bulan ustalaşıyor. Rehberin yoksa ustalık diye bir şey yok. Yani o yüzden okey çok güzel, harika, ayakta alkışlıyorum. İşte Tony Robbins I'm not your guru diyor falan. Demek o yolda değil. Anlamıyor. Fakat bu hep dinde falan da olan mürşit ve mürit ilişkisi falan veya bir kişinin yolu açması. Bunun dışında o yoldan ilerleyemezsin. Yok. Kapı yok. Kapıyı açmak için ve açık tutmak için görevlendirilmiş birileri var. Ve bu tarihin her döneminde böyle. Bu ben istedim diye mi böyle? Hayır. Ben istemedim diye mi? Hayır. Hiçbir fikrim yok niye böyle. Fakat böyle. Ve o yüzden mucize kursunda yaşanan dönüşümü, ya anlattıklarımın benzerini anlatsın biri, uyguladığım teknikleri uygulasın, yanına yaklaşamaz alınan sonuçların. Ve bu mesela bazı insan işte kibir diyor. Ne dersen de sonuç bu abi yani, bu kadar ya, sonuç bu. Sen öyle de böyle de, kadın kibirli de bilmem ne de, sonuç bu yani. Hani bağlan o bilince en üste varıyorsun. Bağlanma, bir arpa boy yol gidemiyorsun yani. Böyle bunu ben mi istedim yani, anladın mı? Hani ve böyle, ama gerçekten böyle yüzyıllardır böyle ve yüzyıllardır da rehberi gören ve tanıyan aslında kendi kapasitesinin en üst noktasını görüyor. Yani aslında o mürit ve mürşit ilişkisinde sen rehberine aslında boyun eğme değil, o da rehberinin açtığı yoldan ilerleyip onun söylediklerini yaptığında ve onun dediklerinin ne olduğunu anladığında, açtığı kapıyı gördüğünde, karşındaki kişi de sen olduğun için, yani o rehber olarak seçtiğin sensin ki zaten. Hmm.
sen kendi üst bilincinin rehberliğini kabul etmiş oluyorsun. Ve bunu anlamıyor insanlar. Yani bir kişinin kendine bir rehberi kabul etmesi, bir ışık görüp bu benim yolumu aydınlatıyor ve onun arkasından gitmesi, kendi varlığındaki üst bilinci teyit etmesiyle aynı şey. Ve rehbersizsen bu yolda kayıpsın. Ve o yüzden mesela klasik Vedik öğreti bunun üzerine dayanıyor. Mutlak bir rehberin var, mutlak senden yolda ileride biri var ve sürekli o eskilerine el verme. Sürekli o ona böyle gidiyor. Nereden başladı hiç sorma bilmiyorum ama öyle gidiyor. Peki, o açılımla. Peki sonuna kadar mı o yolculuk yoksa buraya kadar sonuna birlikteydik? Kadar. Hocam yani şimdi şeyde, devam klasik öğretide, klasik Vedik öğretide ve bütün hakiki, hakikat yolu şeyinde, yolculuklarında hep ömür boyudur yol. Dolayısıyla hakiki bir rehber ve hoca öğrencilerine kendi... Senin rehberin? Benim şey mesela ömür boyu yani... ya benim rehberim biraz karışık, hiç girmiyorum oraya ama... Çünkü bazen şey olabiliyor yani, kendinin başka boyuttaki halin rehberin olabiliyor yani, öyle diyeyim. Başka bir zaman dilimindeki halin senin rehberin olabilir. Şey mesela müfredata katılan öğrencilerim ve benle meditasyon yapmaya başlayan öğrencilerim ömür boyu benle. Yani onlar vazgeçmediği müddetçe ömür boyu benle. Yani o bilince takılıp oradan gidiyorlar yani. Zaten yani o dediğim rehberin görevi o zaten. Onu götürmek yani ve o adanmışlığı sayesinde bütün bunlar oluyor. Peki meditasyon da çok önemli olduğunu söylüyorsun ya Nevşa, işte nefes, meditasyon, işte Vedik meditasyon değil mi? Klasik Vedik meditasyon diyorsun. Gerçekten bilmediğim için soruyorum. Hani bu nasıl yapılacak? İşte yine bir hoca bulup online mi oluyor? Ne bir YouTube'dan bir video açıp oluyor mu? Nasıl meditasyon yapılacak? Güzel güzel sorular. Şimdi bir kere bir aslında proses şöyle gidiyor. Bir yani amacımız seni önce bir denge noktana getirmek ve sen denge noktana gelene kadar, kendi özünle, öz varlığınla bağlantıya geçene kadar ve otantik kişiliğinle bağlantıya geçip kendi gerçekleştirme yoluna adım atana kadar bu yolculuğa ben şifa yolu diyebilirim. Sen hala daha şifalanıyorsun, hala daha kendini bulmaya çalışıyorsun. Hala daha kendini bulmak için bir şey yapıyorsun. Ve aslında ilk başta Nevşe Enstitü olarak verdiğimiz ana hizmet bu. Yani senin kendini bulmanı sağlıyoruz. Kendini bulduktan sonra da başka bir yol başlıyor. Ondan sonra asıl yol başlıyor. Asıl hakiki yol ondan sonra başlıyor. Çünkü o kendini bulmadan o hakikat yoluna da adım atamıyorsun. O yüzden yani şöyle meditasyonun özünde ve bütün bu çalışmaların özünde senin kendini bulman ve öz gerçeğinle karşılaşman olduğu için bir kere birincisi bu bir yolculuk. Yani ben kendimi buldum, tamam oldu, bitti diye bir şey yok. Sürekli derinleşebileceğin bir yolculuk. Yani ben hala daha 20 yıl sonrasında bilincimde ve hızlandırılmış bir şey yaşıyorum. Yani önce mesela ilk yıllarda şu anla kendi bedenimle burayla bağlantıya geçerken, işte Türkiye'yle, Türk insanıyla bağlantıya geçerken, sonra o atalarım oldu. Annem, anneannem, babaannem falan, atalar falan. Ondan sonra an hakikatinde derinleştim, diğer boyutlar oldu. Ondan sonra orada derinleştim, işte altın göz bütün evrenin dışı oldu falan. Yani bilinç açıldıkça öyle acayip bir deneyim var ki. O deneyimin başlangıcı için ve o deneyimde seni ilerletmek için mutlak bir hocayla ilerlenen bir yol, meditasyon yolu. Ve mutlak hayat boyu devam ettiğimiz bir yol. O yüzden bilinen her şey aslında reklam. YouTube'dan yapayım, haftada bir yapayım, o meditasyon tekniğine uygun. Öyle bir şey yok ki, meditasyon bir teknik değil, bu kadar. Gözünü kapıyorsun, kendi kendine kalıyorsun. Kendi kendine kalmanı her gün kolaylaştırıcı bir şeyler lazım. O da bir hoca ve o da iyi bir kurs. Belki meditasyon başka bir şeye, yayına özel bir konu oldu. Evet, yani teşekkür ediyorum. Beyinlerimiz biraz yandı, kursa evet, da burada yanıyor. Burada da videoda da yandı. Daha yani her bir sorunun altı açılabilir, sorulacak şeyler evet. var ama hani belli bir sürede tuttuğumuz için çok sıkıştırmıyorum. Başka yayınlarda sıkıştırmak üzere diyorum. Tamam, teşekkür ederim. Çok merak ettiğim şeyler var çünkü.